Arkadaşlar, hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra Kano'yla Gökova Körfezi turumuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümü izlemediyseniz üst köşede bulunan linke tıklayarak ilk gün videosuna ulaşabilirsiniz. Bir İkinci gün. müddettir bu projeye ara vermiştim. Bu video dizisini yayınlamaya ara vermiştim. Ancak son dönemde gelen yoğun talep üzerine tekrar bu video dizisine devam etmeye karar verdim. Çok zorlu geçen ilk günün ardından İkinci gün sabahleyin erkenden kalkıp çadırlarımızı topladık ve kanolarımızı yüklemeye başladık. İlk gün bulunduğumuz bölgeyi çok fazla keşfedememiştik arkadaşlar. Ancak uyuyup uykumuzu alıp dinlendikten sonra sabahleyin 5:45 sularında uyanıp gerçekten çarşaf gibi bir denizin bizi beklediğini gördük. Muhteşem bir doğa güzelliği olduğunu fark ettik. Bir önceki günden kalan yorgunluktan eser kalmadığı için tamamen denizi ve doğayı keşfetmeye başladık. Akvaryum gibi bir koy ve muhteşem bir mavi yeşil deniz rengiyle gerçekten şok olduğumuzu söyleyebilirim. Önce biraz denize girip ardından kahvaltı yapıp birazcık yüzdük. Ardından yola koyulduk. Dilerseniz şimdi yolda başımıza neler geldiğini aksiyon anında canlı canlı benden dinleyin. Arkadaşlar ikinci gün oldu. İkinci gün yol, daha doğrusu ikinci gün yoluna çıkmaya başladık. Yaklaşık 1,5 saattir kürek çekiyoruz. Havada rüzgar yok denecek kadar az. O yüzden iyi yol aldık. Yaklaşık 6 kilometre kadar, 5,5 kilometre kadar. Şurada gördüğünüz, yani nasıl göstereyim? Şurası. Yaklaşık 11 kilometre uzağımızda oraya varmaya çalışacağız. Bu akşam kamp yapacağımız yer oranın arkası. Arkamda görmüş olduğunuz yerde şurası da. Şuralar yani. Şuranın arkası da Mazı denilen bölge. İlk kamp yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç rüzgar yoktu. Şimdi hafif hafif batıdan rüzgar esmeye başladı. Güneybatıdan. Bu büyük bir ihtimalle bizim yol almamızı iyice kolaylaştıracak. Ama tabii her an hava dönebilir. O yüzden bir an önce ilerlemeye çalışıyoruz. Arkadan görüyorsunuz Tolga geliyor. Tolga'yı bekliyorum. Suyum bitti. Tolga'nın da çok fazla suyu kalmadı. Dolayısıyla ondan fazla su isteyemem. O da susayabilir. Çok fazla ısı kaybetmeden, sıvı kaybetmeden kamp alanına ulaşmamız lazım. Bu akşam kalacağımız yerde elektrik, su ve tesis olacak. Orada bataryalarımızı da şarj edeceğiz. Yani bir konudan bahsetmek istiyorum size. Çok fazla terlemeseniz bile esen rüzgar bedeninizdeki suyu fazlasıyla kurutuyor. Yani cildinizin üzerinden buharlaşmaya başlıyor su. Dehidrasyon denizde çok kritik bir konu. Ama sanırım 10 kilometrelik bir yolda yolu tamamlayana kadar problem yaşayacağımı zannetmiyorum. Sabahleyin içtim 1 litre kadar su. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Thank you.
arkadaşlar. Yolumuz neredeyse bitti bugünkü. Kamp alanımıza ulaşmak üzereyiz. Yaklaşık 5 kilometre falan bir mesafe kaldı. Gördüğünüz gibi şu karşıdaki adaların oradan geldik. Adanın oradan geldik. Şimdi şu arka tarafta bir tane mağara bulduk. Keşfetmek için belki içerisine kanoyla girebiliriz diye düşünüyorum. Oraya doğru bir yol alacağız. Bakalım içeride bizi de bekliyor. Onu incelemek istiyorum. Az önce fotoğrafını gördüğünüz kilise binası vardı bir tane. Oradan bir sonraki koy ama ben yine de her halükarda buranın size şeyini paylaşacağım. Konumunu paylaşacağım. İsterseniz girip bir bakalım. İçeride neler varmış. Bugün sanırım ismini tam bilemiyorum ama burası Aşağı Mazı köyü deniyor olabilir. Oraya geldim. Geldik. Yaklaşık bugünkü rotamız 7 saat sürdü buraya gelmemiz. Hava çok güzeldi ama 15 kilometrelik mesafeyi maalesef kat edemedik. İkinci günün de sonuna geldik. Az önce size bahsettim herhalde çadır kampını gösterdiğim zaman. Yine bir özet geçmek istiyorum. Bugün yine 7 saat kürek çektik ve 15 kilometre yol gelmeyi başarabildik. Yarın ne olur bilmiyorum. Hava çok sıcaktı. Bugün 40 dereceyi vuruyordu. Yani bir süre kanonun içerisinde bile yatıp uyuduk yani yol alırken en az bir saat. Zorlayıcı bir gün oldu. Suyumuz bitti. Sağ olsun. Efe şeyin ismi neydi ya? Gittiğimiz koyun ismi neydi? Ya şeyin ismini hatırlayamıyoruz. Tolga da hatırlayamadı koyun ismini. Ama lokasyonunu paylaştım sizinle. Oradan bakarsınız. Orada Hakan diye bir arkadaş sağ olsun bize buz gibi kuyu suyu verdi. Çivi gibiydi. Onunla içtik ve yolumuza devam ettik biraz yüzdükten sonra. Ve şimdi de Mazı'dayız. Yaklaşık buraya gelmemiz 7 saat sürdü. 15 kilometre. Dünden çok daha zordu. Dün ben bu kadar zorlanmamıştım. Büyük bir ihtimalle bu dehidrasyondan kaynaklanıyor. Fazla su kaybı. Çünkü suyu içtikten sonra çok daha rahat ve hızlı yol alabildik. Şimdi de hava sıcak. Dal kıpırdamıyor. Her taraf rutubet. Uyumaya çalışacağız. Bir aksilik çıkmazsa yarın sabah yine yoldayız. Bundan sonraki durağımız Türk evleri olacak. Eğer katlanabilirsek de belki şeye kadar gideriz. Öğrene kadar gideriz. Ama tabii yol uzun. Onu bilemem, durumumuza bağlı. Rüzgar yarın gene çok düşük. 1 knot olacak. Sağanaklarda ise 2 knot olacakmış. En azından internette aldığımız hava raporu bu şekilde. Şimdi söyleyecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.